Zeka oyunu. Mavi alın odası. Diyelim ki yeni bir televizyon programı var. Ve adı mavi alın odası. Sanırım mavi ile yazsam daha iyi olurdu. Mavi alın odası. Bu programı izlemek belki o kadar zevkli değil ama programda ne olacağını tahmin etmek ilginç. Bir oda var. Adı mavi alın odası. Bu odanın Üstten görüntüsü olsun. Şurada bir kapı olduğunu varsayalım. Bunların hiçbirinin esas soruyla ilgisi yok. Buradaki kapı. Ve yüz mantıkçı bu odada bir çember oluşturarak oturuyor. Bu odada bir çember etrafında oturuyorlar. Oyun başlamadan önce, odaya girmeden önce mantıkçılara iki şey söyleniyor. Birincisi en azından birinizin alnı maviye boyandı. Belki hepsinin alnı boyandı. Ama tabi bir tek sizin alnınız da boyanmış olabilir. Ve tabi siz hangi renk olduğunu bilemezsiniz. Hepsinin alnı farklı renkte boyanmış da olabilir. Bilmiyoruz. Söylenen şey, sizin alnınız boyandı. Ve odadaki kişilerden en az birinin alnı maviye boyandı. Ve bir de alınlarının maviye boyandığını anladıkları zaman, odayı terk etmeleri gerektiği söyleniyor. Bunu doğru kurmam çok önemli. Hepsi odanın dışında. Odada kimse yok. Bir de gözlerinin bağlı olduğunu söyleyelim. Gözleri bağlı iken alınları boyanıyor. Böylece fırçayı falan göremiyorlar. Yani alınlarının nasıl boyandığını bilmiyorlar. Sonra hepsi birden odaya giriyor ve birbirlerinin yüzünü görecek şekilde çember etrafında oturuyorlar. İçeri girdiklerinde ışıkların kapalı olduğunu varsayalım. Işıklar kapalı diyelim ve ışıklar yandığında hepsi birbirine baksın. Yansıtan yüzeyler olmasın. Birbirlerinin gözlerine bakıp yansımaları göremesinler. Böyle hileler olmasın. Odada ayna da olmasın. Sadece birbirlerine bakıyorlar. Örneğin bu ben olayım. Işıklar yanınca odadaki herkese bakabileceğim ve herhangi bir kişinin alnı mavi ise bunu görebileceğim. Belki bu adamın alnı mavi. Şunun değil. Bilmiyorum. Öyle değil mi? Ve onları görebiliyorum. Ama kendi alnımı göremiyorum. Sonra ışıklar tekrar söndürülecek. Alnınızın mavi olduğunu anladıktan sonra odadan ayrılmanız gerekiyor. Diyelim ki odaya giriyorum ve çok iyi bir mantıkçı olduğum için alnımın mavi olduğuna karar vermemi sağlayan bir şeyler görüyorum. Sonra ışıklar tekrar söndürülecek. Alnımın mavi olduğunu anladıysam, ışıklar sönükken odadan ayrılacağım. Işıklar tekrar yandığında odada olmayacağım. Selçuk artık burada yok, değil mi? Daha önce 100 kişi varsa, şimdi 99 kişi kaldı. Öyle değil mi? Alnımın mavi olduğunu anladığımda ışıklar sönünce ayrılıyorum. Bu kişilerin mantıkçı olduğunu unutmayın. Odadaki herkes mantıkçı. Herkes birbirinin mantıkçı olduğunu biliyor herkese gruptakilerin mantıkçı olduğu söyleniyor. Yani mantık kurallarını uygulamakta kusursuzlar. Şimdi, durumu tekrar edelim. 100 tane mantıkçı var, odanın dışında gözleri bağlı bir şekilde duruyorlar. Alınları boyanıyor, sonra ışıklar kapalı iken içeri geliyorlar. Böyle oturuyorlar. Işıklar açılıyor, gözleri de artık bağlı değil, birbirlerini görüyorlar. Alnınızın mavi olduğunu anladığınız an odadan çıkın deniyor. Şimdi size sorum şöyle. Diyelim ki odadaki herkesin alnını maviye boyadık. O zaman ne olur? Alnınızın mavi olduğunu anlar anlamaz odayı terk ediyorsunuz. Programın yapımcıları bu mantıkçıları şaşırtmak istiyorlar. Hepsinin alnını maviye boyamışlar. Herkes odaya ilk girdiğinde ne olur? Diyelim ki Mantıkçılardan biri benim. Buradaki benim. Gözlerimi açtığımda diğer 99 mantıkçının alnının mavi olduğunu göreceğim. O zaman belki kendi alnım hakkında bir sonuca varabilir miyim? Pek sanmıyorum. Sonra ışıklar söner ve kendi alnım hakkında bir karara varamazsam sonrasında ışıklar tekrar yanacak. Belki başka biri çıkmış olacak. Bilemiyorum. Belki de çıkmamış olacak. Yine aynı 99 kişiyi göreceğim. Başka bir şey olana kadar bu böyle devam edecek. Size sorum şöyle. Ne olur? Ne zaman ve neden? Sanıyorum size bir ipucu verebilirim. Soru böyle. Çözebilmeniz lazım. Sanıyorum bu soruyu MIT'de bir bilgisayar sınavımda sormuşlardı. Bu soru yalnızca eğlencelik değil. Bu tip sorunun uygulamalarına girmek istemiyorum çünkü bu uygulamalardan bahsetmek de ipucu verir. Eğer ipucu istemiyorsanız şimdi videoyu kapatın veya durdurun. İpucu istiyorsanız vermek üzereyim. İpucu şöyle. 100 kişiden az kişi olsa ne olurdu? Bunu düşünün. 100 mantıkçının olduğu durumu söyledim ama daha küçük bir sayıyla soru çok daha kolaylaşır. Neyse Çözüm videosunda görüşürüz. Bu arada siz de çözmeye çalışın ve merak edin. <laughs>